senden uzaklaştıracak, sensizliği mahkum haline getirecek her türlü nefsanilikten sana sığındım. Biz böyle deriz, böyle demekle Cenab-ı Hakk'ın arındırması arasında münasebeti tam kavrayamayabiliriz. Fakat onun eltaf-ı sübhaniyesiyle bizim mukabelemizle bulunma arasında ne zaman bir münasebet var ki? Ne vermişiz ki insan olmayı ondan almış? Düşünme kabiliyetini ondan almış. Karşılığını vermiş de almış. İnsanı mümin olmanın karşılığını vermiş almışız. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam ümmet olma şeref payesini ona bir şey vermiş de almışız. Onun benim kardeşlerime selam dediği, boyunduruğun yere konduğu bir dönemde dünyaya gelme, o boyunduruğu kaldırma. Misyonuyla bir yön, bir açıdan. Vazifelendirilmiş olma yolunu ne verdik? Bunu elde ettik. Bu kazanma ile kaybetme kuşağı arasında bir nokta. İfade ederken kader denk noktası diyoruz. Ya insan bütünüyle kazanır veya bütünüyle kaybeder. Ahir zamanda boyunduruğun yere konduğu bir dönemde, işin başa düştüğü bir dönemde, öyle büyük bir kazanmayla ürperten bir kaybetme atlatmaz edin. Burada meseleyi iyi değerlendirerek, önce kazanma kuşağında kaybetmemeye bakmak lazım. Yani tefsirde geçtiği gibi sabah, âlâ-yı illiğini kemalata çıkma varken, ışıkları onun bize göz kırparken, esveli safiline yuvarlanma. Ondan Allah'a sığınmak lazım. Onun için reçete olarak neler sunmuşsa, tek kelimesine eder etmeden, tek kelimesine göz kapamadan, o reçeteyi aynıyla kullanmaya bakmak lazım. O reçeteyi o yazmış, o seslendirmiş ve biriyle, en emin biriyle bize ulaştırmış. O nazil olan kitabı ve aynı zamanda o kitaba, o emin insan vasıtasıyla, insanüstü insan, insanı kamil vasıtasıyla getirilen yorumlar. Reçete. Hekim o, Allah hekim. Her şeyi hikmetle yaratan, aynı zamanda bütün dertlere derman sunan. Fakat o mevzuda en şerefli birisini kullanıyor. Kullanma tabiri yakışıksız düştü. İstihdam buyuruyor. Hizmetle şereflendiriyor. Benim elçimsin diyor. Bu sayede insan âlâ-yı illiğini kemalata, azıcık o mevzuda elini gevşettiği, gözleri başka tarafa kaydı, farkına varmadan veya vararak dünyevleştiği takdirde لَقَدْ خَلَقْتَ الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ o müthiş donanımını kullandığı zaman meleklerin önüne geçen, geçiren o donanımını esfel-i safilin yolunda bir yönüyle ayak kayması, kaydırması bir unsur olarak kullanmış olur. Farkına varmadan. ثُمَّ رَدَدْنَهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ tukatını yiyoruz.